Hepsi burada. Sanatın ruhunu sunar. Hepsi Burada'nın katkılarıyla sunduğumuz Sanatın Ruhu programındayız. Bu hafta da sergi turumuz devam ediyor. Şimdi Arter Sanat Müzesi'ndeyiz ve yine Banu Küçüksubaşı ile buluşuyoruz. Banu tekrar merhaba. Birlikte Candeğer Furtun'un retrospektifini gezeceğiz. 1960'lardan bu yana böyle neredeyse 60 senelik bir sanat hayatına işleri üzerinden şahit olacağız. Seramiklerden oluşan bir sergi. Seramikler zaten sanatçının başlıca malzemesi seramik. Kabuk kavramı üstünde değil mi? Kesinlikle kabuk kavramı üzerinden seramiği de zaten boşluğu böyle kapsayan bir çeşit kabuk olarak kendisi yorumluyor. Hı-hı. Bir de şeyi okumuştum ben. Doğadaki her kabukta insanların figürlerini görüyorum. Evet, demiş. Hemen belki. Zaten ha. Burada bu söylemini onaylayacak işlere bakıyoruz. Bunlardan iki tanesi yaprak, iki tanesi sırt. Ve işte o yapraklara baktığında nasıl insan bedenini gördüğüne dair de bana göre bir örnek olabilir. Seramik onun için nasıl boşluğu böyle şekillendiren bir kabuksa aslında insan varlığını da o şekilde algılıyor. Sanatçı toprağı çok seviyor ve diyor ki toprağa elini değdiren bir daha ondan elini çekemez. Dolayısıyla ilerleyen sanat hayatı içerisinde heykele geçiyor, yani artık insan figürüne geçtiğinde de topraktan vazgeçemediğini söylüyor. Buralarda baktığımızda hani biraz daha bize arkaik dönemlerdeki kullanım eşyalarını hatırlatan işlerini görüyoruz. Tabii yani bir de toprakta şöyle bir şey de var. Yavaş yavaş insan bedenleri... Manu rengin, renge bakar mısın? Evet evet. Yani bir de tabii yine bu hani kapkacak, yani siz topraktan ürettiğiniz bir şeyi fırına soktuğunda bambaşka bir renk gelebilir. Tabii bir de öyle bir durum var. İşte bunlar hani baktığımızda hani çoğuna yaprak deniyor. Fakat bir yandan yaprak da olsa yine de insan uzuvlarını hatırlatır bir tarafı var. Soyut formlara geçtikçe de sanatçının söylediği bir şey aklıma geldi. Yaşamın içinde ölümü de hatırlatmak istiyor. Evet. Soyut formlara geçtikçe bu daha çok hissedilir olmuş. Daha sonra 1980'lere doğru artık bütün bu soyut formların içerisinden yavaş yavaş insanlar kendini belli etmeye başlayacak. İşte insanlar da şurada gördüğün gibi artık yavaş yavaş o süptil alanın içerisinden kendilerini belli etmeye başlıyorlar. Gördüğün gibi. Ailesindeki özellikle bir takım kayıpların kendisini etkilediğini söylüyor. Bunun yanında 80'lerde meydana gelen bir takım politik olaylarla birlikte insanlar ve insan kalabalıkları onun işlerin içerisine girmeye başladığını söylüyor. Burada da soyut insan formlarını açıkça seçebiliyoruz. Bir kere bir ana tanrıça figürü var. Daha soyut bir ana tanrıça figürü. Fakat bir yandan da baktığımızda bize insan bedenindeki bir takım eklemleri hatırlatıyor. Evet. Şöyle diyor Candeğer Furtun, bizler birlik olarak iyileşebiliriz. Birlik olarak daha iyiye gidebiliriz. O yüzden de bu, hani dedim ya, insan bedeni bir insanı temsil ediyor. Yani biz burada evet bir insan kolu görsek bile aslında sadece o insan kolunu değil, insanın kendisini görüyoruz. Evet. Dolayısıyla da bunlar insanların birlik olduğu bir takım kalabalıkları temsil ediyor. Bir yandan da tabii tek tipleşme, aynılaşmaya da bir gönderme olduğunu sanatçı söylüyor. Tabii ki Candeğer Furtun'un toprak üzerindeki çalışması bir nevi İnsanın bana kalırsa yaratıcıyla bir bağ kurmak gibi. İnsan formlarının soyut oluşunu şeye yoruyor. Yani o politik baskı dönemlerinde insanların sesinin çıkamıyor olmasına yorumluyor. Onun dışında şurada gördüğümüz elleri mesela, bu yani tabii burada şey de var. İnsanı etkileyen şeylerden bir tanesi de çokluk.
Yani bu evet. sadece iki tane, üç tane el olsa, değil mi? Ondan aynı sonra bu etkiyi yaratmayacak. Ama evet. işte onun söylediğine göre de işte hep beraber olmak, o birlik, bütünlük ya da parçadan bütüne varma olayının kendi güçlü için olmuşum. Önemini belirtti. Her ne kadar ayrı gibi görünsek de aslında bir bütün olduğumuza dair de bunu okuyabiliriz. Hı hı. Bu bacaklara baktığımızda hani özellikle bu bir erkek oturuşudur. Evet. hani erkeğin toplumsal yapı içerisindeki o kendine güvenen, evet. yer kaplayan oturuş. Yani tabii bu anatomik, anatomi sonucu da bir oturuş aslında. Bütün odayı nasıl kaplamış hissi veriyor değil mi? Sanki evet, buradaki evet. sayıdan daha çok var gibiler. Kesinlikle öyle. Erkek egemen sistemin yürüdüğü bu dünyada her şey böyle sertlikle, savaşla halledilmeye çalışılırken bir yandan burada gördüğümüz erkek formlarının seramikten oluşu da ona belli bir kırılganlık veriyor. Candeğer Furtun'un işte bu 60 yıllık sanatsal birikimi bu iki katta olabildiğince kronolojik, yalın ve anlaşılır bir biçimde bizlere sunulmuş. Banu, buradan da grup sergisi Oyun Bu. Oraya açıldı. Geçiyoruz. Oraya geçelim. Aynen. Banu, Oyun Bu benim kendi okuduklarıma göre çocukluk ve oyunun insan hayatındaki yeri. Yani kendi gerçek hayatta olmayan kurallar, yeni kural kesinlikle. Oluşturması, kazananın veya kaybedenin olmaması oyunda, haz duygusu, rekabet duygusu, bütün bunları bize hatırlatan karma bir sergi diye okudum. Kesinlikle öyle. Ya bir de zaten tabii yani sanat, yani çocukken herkes sanatçı, Picasso'nun dediğine göre. Önemli olan diyor, yetişkin olduktan sonra da sanatçı kalmak. Yani çağdan... oyunun o özgürleştirici tarafı vardır ya, kural tanımaz. Heh, o büyüyünce sanatta devam ediyor değil evet, mi? Evet, şöyle bir şey tabii biz seninle özellikle çağdaş sanat sergileri gezerken çok derin söylemler de konuşuyoruz. İşte toplumsal gerçekçilik, savaşlar, toplumdaki işte bir takım ekonomik çalkantılar gibi şeyler konuşuyoruz ama bir yandan da sanatçı bütün bu konulardan bağımsız olarak deneysel bir alan gibi sanatı düşünüyor. Evet. Yani sanatçıyı zaten böyle toplumsal gerçekçi konularla da sınırlamayıp hani sadece onlarla değerlendirmemek gerekir. Zamanlar bu sergi var. Sanatçıların kendini en özgür hissettiği işlerinin olduğu sergi gibi geldi bana değil kesinlikle mi? Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Hani mesela şöyle söyleyeyim. İşte böyle biz bavullar gördüğümüz zaman genelde işte göçmenlik, hani günümüzün bir takım sorunları aklımıza gelse de oyun bu konteksti içinde okuduğumuzda tabii sanatçının bu hani bavul, alışıldık nesneyi alıp biraz daha alışılmadık tarzda işlediğine şahit olabiliyoruz. Oyun Bu sergisinde şu an yaptığımız gibi kendimizi hiç bu konularla sınırlamadan evet, sadece mekanda dolaşıp şey yapmayacağız. Aynen, bu şöyle biraz mekanda dolaşıp bütün bu ilginç biz de oyun işlerin evet tadını çıkaralım istiyorum. Mesela buraya baktığında işte mesela kendi çocukluğumu da hatırlatan şeyler var. Çünkü ben de masanın altına böyle şeyler yapardım ben. Çünkü evet. duvara yaptığımda kızarlardı. Renkliler de değil mi? Çocukluğumuz çok hatırlatmıyor mu bunları? Yapıştırıp hatırlıyor musun? U koyup kesinlikle zaten şey de vardı şurada bakarsan. Balıklar ve resimlerden de aynen bunları düşünebiliriz. Ve şurada el işi yapan kadınlar var ama bir yandan da evet çocukken yaptığımız evet, evet, çok bir çocukluk ben. Dışında da belki hiç görmediğimiz ya da dokunmadığımız malzemeleri bir arada görüyoruz. Volkan Arslan hani bu yaptığı serilerde zaten hazır malzeme olarak burada gördüğün bibloları kullanıyor. Bu video art da tam çocukluğumuz, yaz çocukluğu değil mi? Yazınki halimiz. Evet, evet. yani hani Füsun Onur'un başka sergilerde de gördüğüm bir video işi bu. Ama tabii burada denizin üzerindeki o şeker pembesi haliyle oyun bu konteksti içinde okumak daha doğru olur diye düşünüyorum. Bu sefer bir evin içindeki iki insan. Sırp bir sanatçı mı demiştik? Sırp bir sanatçı, Zsolt Kovács. Zsolt Kovács'ın yaptığı bu seride ise işte bu günlük iki kişinin ev içerisindeki günlük hayatlarına dair, nasıl vakit geçirdiklerine dair
oynadıkları oyunlara dair böyle bir günlük gibi okumak gerekir bunu. Ya tabii ki Şakir Gökçeba oyun deyince o alıştığımız nesneleri alışılmadık hale getirme oyununu en başarılı oynayan evet, sanatçılardan bir tanesi. Ama hep günlük kullandığımız nesnelerle bir çeşit oyun oynar. Bir süpürgeler. Evet yani burada da mesela bir mandallar, şemsiye, tuvalet kağıtları, ayakkabılar gibi. Günlük alışılagelen nesneleri mesela burada bir şemsiyeyi daha böyle soyut bir forma çevirdiğini hatta bir çeşit soru işaretine çevirdiğini görebiliyorum. Serkan Özkaya'nın makarnadan spagettiden yaptığı bir sandalye. Yani tabii Serkan Özkaya da yine maddeyle oynayan kendi sanat anlayışı içerisinde işte bir takım şeylerle ne bileyim ironi yapmak. Bu serginin interaktif bölümleri de var. Yani gezen izleyicilerin de dahil olacağı bir takım işler var. Bunlardan bir tanesi Jakob Dahlgren'in Ben, Dünya, Şeyler, Hayat 2007 seneli işi dart hedef tahtaları ve oklardan oluşuyor. Yani bakalım becerebilirsek biz de burada belki de bilmiyorum en son ne zaman dart oynadığımı. İyisin. Ama 12'yi hiç tutturamadığımı söyleyebilirim geçmişten beri. Ah! İnanmıyorum. Evet, yani dışında. Evet, yani işte sergi bana kalırsa bu noktada amacına ulaşıyor. Bir interaktif eser daha var. Evet, burada. Ping pong masası var. Fakat tabii ping pong masasının ortasındaki kocaman delik ve ping pong masasının böyle engebeli oluşu bunların ve de raketlerin üzerinde bunlar olması, arkasında da şöyle göstereyim, şişe kapaklarının olması bu oyunu oynamayı zannediyorum zorlaştıracak ama deneyelim mi? Hadi. Hadi. Bu sergi tam bizi çocukluğumuza döndüren, sanatın o hani bazen hissettiren bize o ağır yükü var ya, ondan uzaklaştıran, eğlenceli tarafını gösteren. Kesinlikle onu amaçladıklarını düşünüyorum. Şu oyunları oynadıktan sonra serginin amacını anladım. Tuvalin kendisiyle oynanan bir oyun var. Biz genelde tuval resimlerine baktığımızda değil mi? Tuvalin arkasını, şasesini hiç düşünmezken burada tuvalin şasesinin arka taraflarının değil mi? Sanatın kendisi olmaya başladığını, burada ise tuvalle oynanan oyunların tuvalin sadece bir yüzey olarak değil ama üç boyutlu kendisini kesip biçerek bambaşka bir hale dönüştürdüğünü sanatçının burada görebiliyoruz. Geleneksel formların üzerine başka halılarla yapılmış böyle bir basket sahası görüyorum. Bunu oldukça yaratıcı buldum. Tabii yine postmodern sanata yani günümüz sanatına gelirsek geçmişten gelenekten beslenip onu bugünkü bir takım bu bir takım konulara uyarlama olayını da bu işte açıkça görebiliyoruz. Yine bir satranç oyunu. Burada da pimpon toplarını değişik şekilde yerleştirmiş. Evet yani tabii şeylere de bakarsak mesela bu pimpon toplarının ele alınış biçimi ya da buradaki satranç tahtası hani bana birazcık geometrik soyutçuları da hatırlatıyor. Bir yandan da burada hiç bitmeyecek bir oyun var. Yani evet. Bunlar birbirine yaklaşıp yenişene kadar muhtemelen çok uzun zaman alacaktır. İşte bana biraz şeye de refer ediyor gibi geliyor. Gerçek hayatta öyle değil ama oyun dünyasında kazanan yok. Sadece o sırada o andan zevk almak için yapılan bir kesinlikle eylem ya oyun. Kesinlikle sırt çantalarından oluşturulan bir yerleştirme. Tabii bu hazır nesne kullanımı ve bu hazır nesne kullanımının çoklamasını da yine çağdaş sanat uygulamalarında görüyoruz. Buradaki çocuk çantalarının işte hepimize de bir anısı vardır mutlaka diye düşünüyorum. Buraya geldiğimde hani böyle içi boş bir vazo fakat şuna tepeden baktığın zaman balıklar. Bu bir balıklar yani ekrandan balıkları görüyoruz. Bu da yine hem günlük kullanım malzemesiyle teknolojinin bir arada kullanıldığı bir iş. Yukarıda İnci Furni'nin bir işini görüyoruz. İlk açıldığında Arter'de İnci Furni için bir sergi yer almıştı. Yani, tek tekerlekte
birleşen iki bisiklet. Evet. Ha, bu hani inatlaşan keçiler vardır ya, sanki birazcık bana onu hatırlattı. Çünkü yani ikisine de binsen hiçbir yere gidemeyecek bir bisiklet bu. Dolayısıyla çocukluğumuzun önemli bir parçası olan ve serginin bitişini de Ayşe Erkmen'le yapalım. Ayşe Erkmen'in sanat hayatı içerisinde zaten duvara yazdığı yazılar vardır. Bu sefer o yazıların yerine bizim çocuklukta alfabe öğrenirken karşımıza çıkan o renkli harfler almış. Dolayısıyla hem sizi iyimserliğe yönlendiren hem de hani bir takım gerçeklere de böyle dokuna, bence güzel, başarılı bir sergi olmuş diye düşünüyorum. Açılır açılmaz seninle gezmemiz ve bunu birlikte deneyimlememiz de iyi oldu. Evet, çok çok teşekkür ediyorum Banu. Hepsi Burada'nın katkılarıyla hazırladığımız Sanatın Ruhu programının sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hepsi Burada, sanatın ruhunu sundu.